Merhaba arkadaşlar, ben İsmail. Sizlere App Manager uygulamaları üzerinde if-else yapısını göstereceğim. Bunu 3 uygulama gerçekleyerek yapacağım. İçerik olarak if-else bloğu nasıl oluşturulur, nasıl kullanılır, koşullar nelerdir, nasıl sağlanırlar, bunları göreceğiz. Neden if-else sorusuna cevabın şunları söyleyebilirim. Yapılan uygulamalarda, programlarda işlemler belli bir sıraya göre, belli koşullara göre gerçekleniyorlar. Bu koşulları belirlemek, uygulamamızın doğru şekilde çalışmasını sağlamak için if-else yapısını kullanıyoruz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz uygulama ilk uygulamamız. Bir sonraki videomuzda bunu ayrıntılı şekilde anlatacağım. Ama kısaca şöyle ne yaptığını anlatayım. Burada bir tahmin et butonumuz var. Arka planda uygulamamız bir sayı tutuyor. Bu sayıyı tahmin etmemizi istiyor. İlk uygulamamız bu şekilde. Diğer uygulamalara bakalım. Bir sonraki uygulamamız hızlı arama olacak. Hızlı aramada öncelikle kullanıcıya kullanıcıdan bir sayı isteyeceğiz. 1 veya 2 gibi. Ve arka planda bu sayıların bir numara karşılığı olacak. 1 tuşuna basıp ara dediğinde telefonumuz direkt o 1'e karşılık olan bu 54321 numarasını arayacak. Son olarak 3. uygulamamız ise Türkiye'de misin adına bir uygulama. Bu Türkiye'de misin uygulamasında ise kullanıcının lokasyon bilgisini alacağız. Ve bu lokasyon bilgisine göre kullanıcının Türkiye'de olup olmadığını sorgulayacağız ve eğer Türkiye'de ise veya değilse kullanıcının adresini ekrana bastıracağız. Çok basit uygulamalar. Fakat amacımız uygulamanın karışıklığı veya zorluğu değil. Uygulamalar içerisinde kullanacağımız if-else blokları ve bu blokların çeşitli koşulları, koşul oluşturma, bunları göreceğiz. Şimdiden başarılar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. İkinci videomuzdan başlayarak uygulamalarımı görebilirsiniz. Teşekkürler.